Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir fincanı kapattım ve izleyenlerin adına niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz bu ara neyi, hangi konunun hakkında neye duymaya ihtiyacınız varsa onunla alakalı niyetlenin ve hep beraber falımız bize bugün neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim. YouTube'daki o güzel yorum yapan herkese gerçekten inanılmaz motive oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Size bu enerjiyi verebiliyorsam ne mutlu bana. Sizden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Hatta videolarına devam et tamam diyor bazı arkadaşlarımız. Kesinlikle devam edeceğim. Buna emin olun. Nereden ulaşacağız diye soran oluyor. Buketli Kahve Falı Instagram hesabı sayfamdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi fincanınızı açıyorum. Sizin adınıza dilediğim fincanımızı açtım ve yoruma başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle tam olarak şöyle yaparsam herhalde görülebilir. Hani yüreğinizi öyle bir kabartmışsınız ki özellikle evet tam şu gördüğünüz tepe parlayan kısım inanılmaz kabarmış çıkmış. İki parça halinde büyük korku atlattığınızı görüyorum. Hatta ilk korku da neymiş dediğiniz bir durum açıkçası. İkinci korkunuz çok daha büyük bir dalga olacak. Ama şöyle düşünün. Yani hani ben ne görüyorsam onu söylüyorum mutlaka. Bakın şimdi etrafını göstereceğim şimdi size fincanınızın. Gayet temiz, aydınlıkta. Çünkü bu feraha ereceğiniz anlamına geliyor. Şimdi yüreğinizi de iki parça, hatta şöyle yani direkt ikaz edebilirim, uyarabilirim, hazırlıklı olun. İlk korkunuz da neymiş dedirtecek bir ikinci korku yaşayacaksınız. Yani çok net yüreğiniz kabarmış. Ama öyle böyle değil yani. Bunu şöyle düşünün. Mesela sonrası ferah çünkü çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani bu falan sonrasında aydınlığa kavuşacağınız son sıkıntılı sürecinizin olduğunu gösteriyor ama mesela atıyorum 10 milyar borcunuz çıktı hiç beklemiyorsunuz. Muhasebeciye vereceğiniz 10 milyar borcunuz çıktı. Hani birden bir yerden bir haber daha geliyor. Karayollarından vesaire işte bir trafik cezası çıkıyor beklemediğiniz. Hani ikiye katlamış, üçe katlamış yani artık ödemediğiniz için. Siz borcunuzu 5 lira biliyorken 10 lira borcunuz çıkacak onu söyleyebilirim. Öyle bir yürek yani yüreğiniz ağzınızdan çıkacak kadar bir durum içerisinde olduğunuzu çok net görüyorum. Burada karşılıklı iki kişiyi, bakın sizi asker gibi görüyorum. İki kişi sizi öylesi zorluyor ki. Siz artık o insana hatta size birinden destek alıyorsunuz ama o iki insanı laf anlatırken öyle donanımlı, öyle kendin yani diyorsunuz ki ya sabır, ya sabır çek, işte bütün yani her şeyi bekleyerek, her türlü olumlu olumsuz şeye göğüs açarak gittiğinizi, o iki insanı da ciddi anlamda desteklediğinizi görüyorum ama böyle asker gibi dimdik durarak yani şöyle düşünün. Üç ortaklı bir işiniz var. İki tane ortağınıza öylesi güzel açıklamalar yapacaksınız ki asker gibi dimdik duruyorsunuz ki anneniz babanızdır, arkadaşınız, eşinizdir bilemem. Biri de özellikle diyor ki bak git o iki insana özellikle o iki insan için derdini anlat, içindekini dök ve rahatla. Size böylesi bir destekleyen bir insan. Karşılıklı konuştuğunuzu görüyorum. İki kişiye bir şeyler anlattığınızı görüyorum ama hani bayağı donanımlı gideceksiniz onu söyleyebilirim. Bir E harfi görüyorum. İki kişinin birbirine sarılmasını görüyorum. Özlem dolu bir kavuşma. E harfli bir insanla ciddi anlamda bir kavuşmanız çok net çıkmış. Yani sarılmış birbirine belki af dilemek. Af da değil bu özlem dolu yani belirli sebeplerden dolayı ayrı kalmış bir insanlığın annedir babadır abidir eştir sevgilidir bilmiyorum ama E harfi çıkmış çok net birbirinize sarılıyorsunuz. Hatta onun öncesinde bir karışıklığınız bir kalabalığınız var bir grupla bir buluşma konuşma bunun belki de hani bunun mahkemesini yapacaksınız belki bilmiyorum ama sonrasında net bir E insanlığı E harfi temiz. Bir insanla sarılmış olduğunuzu çok net görüyorum. Arkadaşlar iki kişi var. Biri arkanızdan, biri önünüzde duruyor. Önünüzde duran insan o kadar çok ikna olmuş ki. Bakın.
Bunu şöyle de anlatabilirim. Çünkü bu siz değilsiniz, karşıdaki siz. Ya bakın, şöyle aynen tam olarak gördüğümü söyleyeceğim. Şu karışıklığı anlatayım. Siz artık herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Şöyle bir şey görüyorum. Şuradaki insanın arkası temiz. Bunu siz olarak addettim şu an. Orada kalıyorsunuz dediğim kesinlikle bir insan size bir şeyler anlatıyor. Ama o insanın arkasında biri çıkmış. Söyleyen Ali, aslında bunu size söyleten Veli. Hani Veli'nin aklıyla Ali bir şeyler anlatıyor size ama sizin de önünüz arkanız öylesi aydınlıkta ki diyorsunuz ki ya ben seni tanıyorum. Bunlar senin aklın olamaz. Yani eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız size birileri bir şeyler anlatıyor ama yani kendinin cümleleri bile değil. Hani o insan onu akıl edemez. Yani belli ki biri diyorsunuz. Tanıdığınız bir insan arka taraftaki de onu tanıyan biri dolduruyor. Evet, netleşti şu an şekil. Böyle bir konuşmanız var ama karşınızdaki insan dediklerini takmayın. İnanın ki yüreğinizi boşu boşuna yıpratmayın. Resmen arkasında bir insanı almış. Düşünceler, cümleler bile onun değil. Hatta sizi bir küçüklükle, yani çocukla vurabilen biri bu. Önünde de bir küçüğü almış. Yani eğer ki bir çocuk durumu söz konusu değilse, bu bir çiftten kaynaklanan bir durum değilse, kesinlikle hani çocuğumuz olacaktı bizim falana bağlar, yine bağlar. Yani böyle bir kafa başkasının, beden sizin karşınıza çıkmış bir insan var. Çok temiz bir mantarınızı görüyorum. İki aşamalı temiz bir haberiniz var. Şimdi ev alacaksınız ama kredi çıkmadı deniyor. Evle ilgili bir problem çıkıyor ya da. İlk değil, ikinci aşamada net size ait olacak bir ev var. Tertemiz bir mantar görüyorum. Bu sizin ev planınız. Ev taşıyabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Hanenizle alakalı ama bu şey değil yani. Haneyi düşünmek de değil. Bayağı ev maddi anlamda bir yatırımlık, taşınmaktır. Tayinden dolayıdır. Ya da ev değiştirirsiniz, vardır ya ev almak istersiniz, bilmiyorum. Ha, şöyle düşünün. Kendinize ait bir ev vardır, onu satıp üzerine bir ev almayı planlıyorsunuz. O da yansımıştır yani. Hanenizde evle alakalı olan iki pürüz ilkinden sonrasında gerçekleşecek bir onaylanması var. Bir yolunuz çıkmış. İki kişi kısa yolla alakalı bir iş görüşmesi gibi görüyorum ben bunu. İş anlaşması olabilir. Yani üç yere satış yapıyorsunuzdur. Dördüncü yer yoldandır. Yol kısa mesafeli bu arada. Ama yani küçük bir yere gitmişsinizdir. İş başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Haber gelmiyordur, gelir. Yani kısa yolla alakalı temiz, ferah çıkmış. Yolunuzun, etrafınızın, şu sürecinizin açtığınızı, çok aydınlık olduğunu baştan en başında söylemiştim. Sadece bakın şurada da bu arada bayağı kısmetimiz taşta diyebilirim. Şimdi bu iki tane alacağınız dediğim haber vardı ya, evle alakalı olarak. Hani hanenin tam ortasındaki yüreğinizde de iki aşama var. Yani sizin bu ara problemleriniz ilki olmayabilir ama ikincisinde mutlaka ferah ereceğiniz, refaha kavuşacağınız müjdesi veriyor fincan. İki aşamalı şeyler sizi umutsuzluğa itmesin. İkinci aşamasında kopartıyorsunuz tuttuğunuz, onu söyleyebilirim. Güzel kalabalık var. İki tane kısmetiniz var. Bir insana laf anlatmanız çıkmış. İki yüzlü bir insanın yüzünü çok net görüyorum. Uzak akrabalarınızdan kan bağınız belki yoktur ama hani amcadır, amcanın eşi yengedir. Yani yenge akraba ama kan bağınız yok. Aynı şekilde enişte, dayı, yani dayı değil, amca değil. Hani işte yenge, enişte, böyle kan bağınız var yani. Elti görümce, bilmiyorum. Böylesi bir insanla alakalı bir durumunuz kenarda kalmış. Gayet ferah erdiğinizi görüyorum. Bakın şimdi bir gözyaşınız söz konusu. Güzel bir kalabalığınız var. Düğün kalabalığı olabilir. Evlenecek arkadaşlarımın yaşayacağı düğün kalabalığıdır bu. Ev alırsınız, mevlüt kalabalığıdır. Bu bir cemiyet kalabalığı. Çok temize çıkmış. Ha, insanlarınız hani nasıl söyleyeyim? Evet, burada sizinle ilgili olarak size dedikodu, göz, nazar, ağırlık verecek bir durum yok. Fakat size gelen herkes dost değil. B harfi görüyorum. B harfli bir insanın size yapacağı bir dokunuşu var. İş bulma, yardım etme, bilmiyorum. Mevlüt yaparsınız, yardım eder. İşte iş bulacaksınız, vesile olur.
Hani ev alacaksınızdır, emlakçının adıdır bilemem neye tekabül eder ama B harfli bir insanın güzel bir dokunuşu çıkmış. İki parça alacağınız kısmetiniz çok temizde. Hanenin şu tarafı inanılmaz aydınlık. Evet, amacınızı uğraşırsınız. Niyetinizi gerçekleştirirsiniz. Dilekleriniz kabul olur. Yani böylesi aydınlık bir fal. B harfli insanın yardımı çok net. Yani şuradaki bir kişi alakalı iki yüzü net görüyorum. Ya şunu silersem içim rahatlayacak. Öylesi bir iki yüzü gördüm. Burayı ben hallettim arkadaşlar. Siz de hayatınızdan çıkartın. Çok da kenarda kalmış zaten. Çıkartmadan da size huzur yok. Bunu söyleyebilirim. Bakalım. Yoldan bir iki kişiye kar. Evet, iki iki bir görüşmeniz olacak ama yolunuz temiz çıkmış. Hedefiniz aydınlıkta. Yani dileğin isteğin ve sizin olsun gibi bir sonuca varabilirim gerçekten. Aklınıza koyduğunuz şeyleri gerçekleştireceğinizi görüyorum açıkçası. Gayet ferah bir faldı. Görebildiklerim böyle. Bugünlük falımın sonuna geldim arkadaşlar. Her gün yeni bir video mutlaka yüklüyorum. Beni her gün takip eden arkadaşlarıma buradan selamlar. Gerçekten elinize sağlık. Aldığım enerjiyi size geri gönderiyorum. Karşılıklı bir enerji bağı kurduk. Bu beni çok mutlu ediyor. Nereden ulaşacağız diye yazan sorun oluyor. Buketle kahve falı Instagram hesabından bana özelden ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani bir kere şu süreçte her şeyden önce sağlıklı kalmanızı temenni ediyorum. Her biriniz için, hepimiz için öyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şeyden önce sağlıklı kalın gerçekten. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.